Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Modelimizin yapılışı ne fazla ağır ne de çok hafif arkadaşlar. Ortalık derece bir modelimiz var bu şekilde. Evet şimdi ben de arkadaşlar kendi yaptığım tığa çevirdiğim modeli göstereyim. Birebir aynısını hazırladım sizler için. Evet arkadaşlar benimki de bu şekilde oldu. Ara suyuna varana kadar iyice inceleyerek bu şekilde sizler için arkadaşlar aynısını yaptım. Yaprağı bile arkadaşlar uğraşarak birebir aynısını çevirmeye çalıştım sizler için. Siz normal yaprak da yapabilirsiniz veya da şimdi göstereceğim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, modelin anlatım kısmına geçelim. Bu şekilde ilk önce şuradan şöyle yaprağın bitiminden tığ battı olarak hesaplarsak bakın 4 tane burada var arkadaşlar tığ battım. 3 6 9 12 15. 15 tane de bu sarı ara suyu için 15 4 daha 19 yapar. 7 tane de arkadaşlar 4 tanesi bu ara suyum için 3 tane de bu yuvam için bırakıyorum. 19 7 daha da arkadaşlar 26 yapar. Bu arada 26 tane şu şekilde tığ battı bırakmamız gerekiyor. 26 tane tığ battığı hazırladık. İlk başlarken şu şekilde 3 tane ile başlayabilirsiniz bakın arkadaşlar. Fakat bu ara suyunda 26 tane tığ battı var. 4 tane buradan bırakıp 3 tane de yuvamız için bırakır Başlayabilir 7 tane ile ilk başlayanlar. Ama şimdi bu aradaki tığ battı sayımız 26 tane. Şimdi bu kadar tığ battığı yaptık arkadaşlar. Bir tane de zincirimle dönüyorum. Şöyle ters yüzündeyim. Buraya bir zincirimle dönüp sık iğnemi yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Eli gevşek olanlar 7 çeker. Daha sıkı olanlar 9 çeker arkadaşlar. Bu sayı o kadar önemli değil. Ben 8 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane de ortada boş bırakıp bu şekilde ikinci tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bu yaprağın nasıl hangi taktikle yaptım onu anlatacağım arkadaşlar. 2 defa. İlk hep e, bir sayı artırarak doluyorum. Hem de arkadaşlar 2 2 çekerek şu yaprağımdaki tırtıklı iğne oyası görüntüsünü veriyorum. Şimdi yapıldıkça daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. 2 defa doladım. Hemen bu yuvamın içine 8 zincirli yuvamın içine girdim. 2 2 2 olarak alıp buraya bu şekilde ilk trabzanımı yaptım. 2 ile başladık. 3 ile devam ediyoruz. Yuvaya girdim. 2 2 2 2 Bakın yavaş yavaş ucu sivriliyor arkadaşlar. Bir iğne oyası görüntüsü veriyor. 4 defa doladım tığımın başını. Hemen yuvaya girdim. 2 2 2 2 Bu şekilde. Şimdi 5 defa doluyorum arkadaşlar. 2 3 4 defa doladık. Şimdi 5 defa doluyorum. Ama alırken yine 2 2 hiç değişmiyor bu 2 almalar. Yoksa bu kalınlığı veremeyiz arkadaşlar tek tek alımlarda. Hep 2 2 2 2 olarak bu şekilde bakın. Şöyle sivri bir görüntüyü verdik. Buraya 11 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 8 9 10 11. Şöyle arkadaşlar ana yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar bu zincir sayısı 9 olur, 12 13 olur. O sizin el ayarınıza göre. Bu şekilde bakın. Yaprağımız oluştu. Normal yaprak da yapabilirsiniz tabii ki. illa bu şart değil arkadaşlar. Ve yine 1 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Ana yuvaya girdim. 2 2. Şimdi dal kısmını yapıyoruz. 1 2 zincirimi çektim. Şöyle ters dönüyorum. Ters tarafına döndüm. Yine bir defa doladım. Bu trabzanımı aralıyorum bu şekilde. Trabzanımın arasından girdim. 2, 2 aldım. Şimdi arkadaşlar 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Dönüyorum. Yine bu trabzanımın arasına bu şekilde yuvamı yapıp sabitliyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir ana yuvada sabitliyorum. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir. Bu yaprağımızın yapımının aynısını bu tarafı da yapıyorum. Şu arkadaşlar yapmış olduğumuz 8 zincirli yuvamız çiçeğimizin yuvası. Bu şekilde arkadaşlar bu yaprağı bu tarafı da yapacağız. Sonra yine 26 tane bu şekilde ikişer zincirli tığ battılar yaparak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ikinci yaprağımı hazırladım. 26 tane tığ battımı hazırladım. Bu sefer pembe renkle yapacağız. Pembe rengimle de iki tane zincirimi çektim. Ortadaki bu dalıma yaptığım 8 zincirli yuvamın içine sık iğne ile pembe rengimi bu şekilde sabitliyorum. Evet. Pembe rengimi sabitledim ve 5 tane de zincir çekiyorum. 3 4 ve 5. Bu şekilde 5 zincirden bir tane kirpik yaptım. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi kapattım buraya. Ters döndüm yani arkadaşlar. Tersinden yukarı çıktık. Bu şekilde 8 tane zincir çekiyorum. Hemen çevirdim. Ve buraya sabitledim bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine 8 zincirimi çekiyorum. Tepe noktasına bu şekilde sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar bir zincir ile dönüyorum. Bu en son çektiğim zincirin arasından girip aralıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi uzattım. Aparatımı kulak çöpümü aldım. Bu şekilde taktım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan bakın. Aparatıma bağlı olan ilmekten tığımı doladım ve zincir olan yuvamın içinden de girip bir tane ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten sık iğne ile geçiriyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde zincirin arasından girip ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçiyorum. Üzerine bir zincir. 2 oldu. İlmekten aldım. 3. 3 tane sağlam olması için yeterli arkadaşlar. Bakın şu şekilde aparatım plastik olduğu için rahat bir şekilde çıkarıyorum. Şöyle tığımla da düzeltebiliriz veya şöyle bastırdığımız zaman da arkadaşlar ilmeğimiz hoş ve güzel duracaktır. Şimdi buraya arkadaşlar 8 veya 9 sayalım beraber 4 oldu 5 oldu 6 7 8 ve 9. Bakın arkadaşlar bu şekilde 9 tane yaptık. Sık iğne ile yine yeşil yuvama giriyorum. Şöyle bir tanesini hazırladık. Evet. Şimdi aynısından arkadaşlar buraya 3 tane yapacağız. 5 zincirimi çektim. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincirle gidiyorum. Döndüm. Yukarı çıktım. Şimdi buraya 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 ve 8. Döndüm düz yüzüne. İğne yuvasında olan şu tümsekliği vermek için biraz arkadaşlar fazla çekiyorum bu sefer. Orada bu şekildeydi inceledim. Ben de 8 zincirle biraz daha fazla çektim. Normalde 6 ile 6 zincirle iniyordum öbür örneklerde. Bu şekilde modeli aynısına benzedi inşallah. Yine 8 zincir döndüm 8 zincirimi en tepe noktasına şu şekilde sabitledim. Bir zincirle şöyle düz yüzüne dönüyorum. Sık iğne ile buraya tane sık iğne yaptım. Bir zincirimi çekiyorum, ipimi de uzattım. Aparatımı taktım. Ve yine aynı şekilde buradan bakın ipimi doladım. Bir de zincirin arasından girip ilmek aldım. ipimi doladığım ilmekten geçtim. Üzerine bir zincir çektim. Sık iğne ile geçtim. 2 3 çıkarıyorum bakın ve 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane alıyor arkadaşlar. Daha fazla Zorlarsanız bir tane daha aldırabilirsiniz. Onuncuyu da yeşil yuvada yapıyorum. Yani yeşil yuvadan da bir ilmek alıp tığımdakinden geçirip üzerine bir zincir çekiyorum. Aynısından arkadaşlar iki tane yaptık. Umarım anlaşıldı. Bir tane daha yapıyoruz. Burayı bu şekilde aynı sarıda olduğu gibi üçe tamamlıyoruz çiçeğimizi ve ara suyunda buluşalım. Evet arkadaşlar 5 tane bu şekilde tığ battığı mesafesini saydım. altıncının içine kapattım. Yani 6. tığ battığımın aralayıp içine sık iğnemle ipimi sabitledim. Bir defa tığımı doluyorum. 2-2 alarak buraya bir trabzan yapıyorum. 5 zincir. Hemen 5 zincirimi trabzanımın arasına sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir 3 zincirimi 5 zincirimi aralayıp tam orta yerine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zinciri çektim hemen yandaki tığ battımın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum Bakın arkadaşlar bu şekilde bir tanesini yapmış olduk. Araya bir tane tığ battığı mesafesi bırakıyorum. Yine aynı şekilde bir defa dolayıp 2, 2 olarak aldım. 1 2 3 4 5 zincir. Kirpiğimi kapattım. 1 2 3 zincir 5 zincirimi buraya bu şekilde arkadaşlar kapatıyorum ve 3 zincirimi yani 5 zincirimin içine sık iğne yapıp üzerine 10 zincir çevirdim yine düz yüzündeyim yine hemen yanında boşta olan bu şekilde tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum 2 zincirle araya bir tane bu şekilde boş bir tığ battı yaptım Evet arkadaşlar bu şekilde 5 tane ara mesafesi vereceğiz. Tıpkı bunun gibi olacak. Diğerlerini de anlaşıldığına göre ben tamamlayıp hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitmiş hali de bu şekilde oluyor. Demin gösterdiğim ara suyu bu da çiçeğimiz arkadaşlar. Ve şu şekilde de hepsinin bitmiş hali. Şöyle bir koyayım arkadaşlar. Siz de karşıdan şöyle net bir şekilde daha iyi görün. Bu hepsinden de daha muhtazam oldu arkadaşlar bence. Daha güzel oldu. Yine de tabii ki sizler bilirsiniz. Şöyle yerleştireyim. Evet. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.